Dostlar selamünaleyküm. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 6 aylık bir aramız olmuştu biliyorsunuz. Enes evladımızın hastalığından dolayı çok böyle çetin bir hastalık. Cenab-ı Allah inşallah şifasını verecek. Onun için dua ediyoruz, gayret sarf ediyoruz ve tedbirlere tabii ki müracaat ediyoruz. 6 ay süreyle YouTube çekimleri yapamadık. Daha sonra ufak ufak başladık. İşte daha çok canlı yayınlarla cumartesi akşamları işi götürmeye çalışıyoruz. Dostlardan da çok talep geliyor. Diyorlar ki bu YouTube yayınlarına devam etmelisin. Bir şekilde biz de vakit buldukça devam edeceğiz inşallah. Bir de 2 hafta evvel kayınvalidem yoğun bakıma yatmıştı nefes darlığından dolayı. Bir iki haftalık sürecin ardından maalesef vefat etti. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Onu da defnettik. Tabii hüzün. 84 yaşında kendisi. Gülizar hanımefendi. Bugünkü yazımda da var. Halil beyefendinin hanımefendisi. 66 yıllık evlilikleri var. Gerçekten çok büyük bir aşk yaşadılar. Şu anda kayınpederim, babam. Yani ben sevgiyi gerçekten onlarda buldum. Yani çocuklukta yaşayamadık bunları. Gurbetçi ailenin çocuğuyuz. Onlar Almanya'daydı. Biz İstanbul'da büyüdük. Küçük yaşta sevgiyi tadamadık. 30 yıllık ben damatlarıyım. Gülizar hanımefendiyle, rahmetli merhume Gülizar hanımefendiyle Halil beyefendinin 30 yıllık damatlarıydım. Damatlarıyım. Bana, torunlarına müthiş sevgi gösterdiler. Allah her ikisinden de razı olsun. Ve 66 yıl boyunca her ikisinde de ben konuştum. Çok defalarca konuştum. Her ikisinde söylediği Halil babam der ki Gülizar hanımefendiden Allah razı olsun bir gün kalbimi kırmadı. Gülizar hanımefendi de derdi ki Allah razı olsun gerçekten beyefendi bir insan. Gülizar hanımefendi gerçekten hanımefendi bir insandı. Halil beyefendi de tanımanızı isterim. Çok beyefendi bir insan. Böyle yani dünya iyisi insanlar. Dolayısıyla böyle iyi insanların vefatı insanı daha çok sarsıyor. Köylerinde toprağa verdik Gülizar annemizi ve döndük. Dua ediniz. Efendim, aşk tabii Gülizar hanımefendiyle, merhumeyle Halil beyefendinin aşkı 66 yıllık bir aşk. Genç evlilik, 8 çocukları var. 12 çocukları olmuş, 8'i yaşamış. Vefat eden çocuklara da Allah rahmet eylesin. Gerçekten birbirini hiç üzmemişler. Şimdi genç evlilik, görücü usulü evlilik, geleneksel yani her şey geleneksel. Bu İstanbul Sözleşmesi geleneğin kökünü tamamen kazıyacağız. Dine ait ne varsa kökünü kazıyacağız diyor ya. Hayır. Bizim geleneklerimiz, çok güzel geleneklerimiz var. O gelenekleri yaşatan çok güzel insanlar var. Ve o insanların çoğu da toprak kokan insanlar. Şimdi geleceğim 7 Mart, 8 Mart eski eşini çocuğunun önünde darp eden bir adam. Tırnak içerisinde adam. Şimdi ilk ifadelerine baktık. Diyor ki çocuğunu göstermeyeceğim dedi bana. Onun için kendimden işte geçmişim böyle olmuş, şöyle olmuş, kendimi tanıyamadım vesaire diyor. Twitter mahkemesi harekete geçince alındı vesaire. Tabii çok büyük cezaların çıkacağını zannetmiyorum. Zaten biliyorsunuz hani darp olaylarında vesaire çok büyük cezalar da çıkmıyor. Hani adaletin hakkıyla tecelli etmemesinden dolayı şikayetlerimiz var. Hepimizin şikayetleri var. Sizin de mutlaka şikayetleriniz vardır. Bir de adaletsizlik deyince tabii ki hani eşine şiddet uygulayanların hani beddua edeyim mi burada? Hani Allah bildiği gibi yapsın. Allah cezalarını versin. Yalnız burada kadına şiddet demiyorum ben. Ben insana şiddet diyorum. Çünkü bizi zaten paramparça etmek için ellerinden geleni yapanlar var. Şimdi bir feminist akım biliyorsunuz. Ya şimdi yani saçma. Hani feministler kusura bakmasınlar ya da kusura baksınlar ne yaparlarsa yapsınlar. Saçma yani. Ne demek feminizm? Öbür tarafta da erkekizm olsun. Maskülerizm falan diyorlar. Ya şimdi böyle ayrıştırmaya gerek yok. Erkeğe şiddet, kadına şiddet, tabiata şiddet, hayvana şiddet, çocuğa şiddet. Şiddet, 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 şiddet. Şimdi bu şiddetin engellenmesinin çaresi de İslam'da işte kısasla hayat vardır. Bu akledenler için. Cenab-ı Allah böyle buyuruyor. Yani aklınız varsa kısası uygularsınız. Hani mazlumun ahı devirir şahı. Kim alacak mazlumun hakkını?
dünyanın hiçbir yerinde adalet maalesef hani böyle gönlümüzü rahatlatacak şekilde yok. Pek çok olay gördük biz. Yaşlı insanları sokaklarda dövdüler, neler 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 yaptılar. Ön kapıdan giriyor, arka kapıdan çıkıyor sonuçta. Bakın bir program bu Show televizyonda yapıyor. İsmini de unuttum. Didem Arslan Yılmaz. Asla vazgeçme mi? Orada böyle bir hani çete oluşumu falan böyle hani ortaya çıktı. Adamlar diyor ki hani bu çetenin başındakiler falan. Ya diyor ne olacak diyor. Biz diyor 3 ay diyor yatar diyor çıkarız icabında diyor. Sonra diyor bakın tehdit ediyor. Stüdyodakileri tehdit ediyor. Şikayetçileri tehdit ediyor. Ne diyor? Ben diyor bir gördüğümü bir daha unutmam he diyor. Sonra oradaki Didem Hanım işte tehdit mi ediyorsun ne yapıyorsun vesaire orada bir emekli polis var. Ya ben unutmam dedim ne var ki bunda unutmam bir gördüğüm yüzü unutmam bunun yarını da var vesaire diye resmen tehdit ediyor. Şimdi alıyorlar götürüyorlar vesaire yolda da böyle diyorlar yani ne kadar yatacağız kardeşim diyorlar yani. 3 ay yatacağız 5 ay yatacağız sonuçta çıkacağız. Çıktığımız zaman da ne olacağını biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir durum var yani kısas uygulanmış olsa. Acaba onca kişiyi dolandıran, onca alan, ne bileyim şiddet uygulayan vesaire insanların hali nice olurdu. Şimdi efendim biz karşıyız. Biz efendim bunlara karşıyız. Çünkü bu çağdaş değil efendim. Çağdaşlığa uygun değil. Efendim laikliğe uygun değil. Efendim şuna uygun değil, buna uygun değil. Ya ne? Ya ne? Ya bakın bir içki saatlerinde, hani içki satış saatlerinde küçücük bir sınırlama yapalım dendi zamanında kıyamet koptu. İşte efendim laiklik elden nasıl söylüyordu amca gidiyah mı diyordu neydi? Laiklik elden gidiyormuş da işte ne olacak işte Atatürk Türkiye'si böyle değilmiş de vesaire falan. Ya arkadaş gel oturalım konuşalım. Bu şiddet olaylarının büyük bir bölümünde içki var mı yok mu? Var. Var. Yani buna kısıtlama getirilsin. Hani insanı korumak, hani maksadınız kadını korumak ya, kadını korumak değil mi maksadınız? Onun için. Ya şimdi öyle değil. Yani kadın her türlü şiddet uğruyor, psikolojik şiddet uğruyor. Hani bilinen misallerdir. Adam tekerlini satmak için kadının vücudunu kullanıyor. Kimse de buna bir şey demiyor. Psikolojik şiddetin daniskası. Ama kapitalizmin, kapitalist feministlerin umurunda değil bunlar. Ne umurunda işte bölecekler yani toplumu bölecekler, ayrıştıracaklar. Ya buna ne gerek var? Yani neyi halledeceksiniz? Bir şey açmışlar, sosyal medyada bir başlık açmışlar diyorlar ki, hashtag. Diyorlar ki, işte çocuklarınızı, kızlarınızı korumayın vesaire. Ya ben kız evladımı korurum Allah'ın izniyle. Erkek evladımı korurum. Onlar da beni korusun isterim. Yani biz aileyiz. Biz bir bütünüz. Şimdi hani içkiden geldik. Bu tarafa gelelim. Bakın ben 26-27 sene laiklik yaptım. Yani resmen hani laik dünya görüşünde. Öyle bakan bir insan olarak o tarafı çok iyi gördüm. Yani benim büyüdüğüm yerlerde kadına şiddet. Of her türlü şiddet. Sadece psikolojik şiddet değil. Of. Şimdi orada bir de kadınlar sürekli rekabet halindedir. Yani efendim daha fazla süsleneyim, kaptırmayayım ya da rekabette öne geçeyim vesaire diye aman yarabbim. Yani suratları boya küpü. Ya onlar kanserojen maddeler ya. Yapmayın yani lütfen yapmayın. Bakın o boyalar, o kimyasallar, mimyasallar bir araştırın. Cilt kanserlerinin büyük bir bölümü. Bunlardan meydana geliyor. Bir bakın yani sürüyorsunuz öyle boyaları. Akşam siliyorsunuz, çıkartıyorsunuz, yine sürüyorsunuz falan. Bu şeyler, bu makyaj işleri güzel işler değil. Bunu bilesiniz bakın. Her gün niçin surat boyanıyor, niçin bu yapılıyor? Bunun yapılma sebebi de belli. Rekabet dünyası yani kadın güzel olmak zorunda, bakımlı olmak zorunda. Her şeyden evvel, her plaj mevsiminden evvel spora başlıyorlar. Bu çocuklar duymasında da bu şey yapıldı, sahnelendi. İşte oranın Pınar mıydı? Neydi o işte? Bilmiyorum. Yani bir şeyi vardı. Bir ev kadını vardı. Plaj mevsimi geliyormuş. Şişmanlamış. Hani evde eşine karşı fit olmak çok önemli değil. Ama dışarıda bikini giyeceği için hani o plajda
hani etleri şeyleri falan sarkmasın diye eve erkek hoca tuttu. O Haluk da kıskandığı için suçlu ilan edildi. Yani evde ne olacak işte bir şeyle bir antrenörle kadın çalışabilirmiş, kilo atacak ve şeyde bikiniyle daha güzel bir şekilde görünecek. Şimdi bu da kadına şiddettir. Yani kadın sürekli olarak bakın hani kocasına göstermesi gereken ihtimamı dışarıda göstermek zorunda kalıyor. Niçin? Çünkü dışarıda o hani bikiniyle falan ya işte oran buran hani şöyle olmuş böyle olmuş vesaire diyecekler. Onun için kadın rekabete hazırlanıyor. Yani sürekli rekabete hazırlanıyor. Nereye kadar? Nereye kadar? Bir gün yaşlanacaksın. Bir gün yaşlanacaksın. Güzelliğin kalmayacak. Sonra o zaman kıymetsiz mi olacaksın? Ne zamana kadar rekabet edeceksin? Ey hanımefendi demek lazım ama yani oyun böyle kurulmuş ve böyle gidiyor. Şimdi hani içki kötülüklerin anası işte bu olay da Samsun'daki olay da içkiden dolayı meydana gelmiş. Şiddetin sebebi yani içki şiddete insanı itiyor yani şişe durduğu gibi durmuyor. Herkes de hani onu hazmedemiyor. Aslında çoğu hazmedemiyor. Yani 1, 2, 3, 4 zaten alışkanlık derken vazgeçmeleri de mümkün olmuyor. Allah muhafaza. Şimdi şuraya geleceğim. Hani bizim büyüdüğümüz çevre daha sonra şükürler olsun işte namaz nasip oldu. Ne kadar kılabiliyorsak hakkını, ne kadar verebiliyorsak Cenab-ı Allah eksiklerimizi tamamlamayı nasip etsin inşallah. Sonra ben dindar çevrelerle tanışınca onlarda bambaşka bir havayı gördüm. Yani eşlerine saygı, hani kafes arkası falan derler ya, öyle değil. Öyle değil. Hatta şunu söyleyeyim, dindar ailelerin erkekleri diğer tarafa bakıldığı zaman hani kusura bakmasınlar, lütfen alınmasınlar, lütfen hani yanlış anlamasınlar, biraz kılıbık bile sayılırlar. Resmen otorite, aman çok yani şeyler bu, hani muhafazakar mı deniyor, ne deniyor, ben muhafazakar sözünü çok sevmiyorum ama hani dindar diyeyim, hani bu çevrelerin insanları eşlerinden çok çekiniyorlar. Hani korkuyorlar demeyeceğim. Aman şey olmasın diye. Bu ihtimam da var bunun içerisinde. Ve çoğu da artık evin geçimini ne bileyim işte çoğu maaşlarını alıp tamamen hanımefendilere verip geçimini onlar hani temin ediyor. Parayı onlar idare ediyor vesaire. Gerçekten bu tarafta böyle bir durum var. Bakın ben iddiayla söylüyorum. Dindar, mütedeyyin ailelerdeki kadınların psikolojik ve fiziki şiddet görme oranı hani kendilerini çok seküler, laik, çağdaş gören kesimin kadınlarının oranından çok daha düşüktür. Çok daha düşük. Hani dindar ailelerde hepimizin parası anlayışı daha hakim. Yani işte ne bileyim ayrı gayrı yok. Hani aramızda ayrı gayrı yok. Benim param senin paran. Sonuçta ailenin parasıdır. Ne yapılacak bu parayla? İşte yuvamız geçindirilecek, çocuklarımız evlendirilecek, okutulacak, evlendirilecek vesaire. Şimdi benim hani gençliğimin geçtiği yerlerde kadınla erkeğin parası pulu ayrıdır ve sık sık para pul yüzünden, mal mülk yüzünden kavgalar çıkar ve bu kavgalarda hem psikolojik şiddet olur hem de fiziki şiddet olur. Çoğu zaman yani ben buna gözlerimle şahitlik ettim. Yani senin param benim param, senin paran. Zaten bir aileye güvensizlik girdiği zaman, para meselesi girdiği zaman, senin param benim param meselesi girdiği zaman iş Allah muhafaza bitmiş demektir. Şimdi bu da oralarda daha çok yaşanıyor. Yani seküler hayat tarzını benimsemiş ailelerde bu hani mal, mülk, para, pul ayrımı daha fazla yaşanıyor. Yani bunları ben 56 yaşındayım. 56 senelik hayatımda orada burada işte yani iyi de gözlem yapan bir insanım. Bunu net bir şekilde gördüm. Yani bu şiddet meselesinde eğitim meselesi şöyle bir yoluna konulacak olsa ve eğitimde de bakış açısı Anadolu bakış açısı olsa, Anadolu ruhu olsa. Yani Anadolu ruhu da belli. Yani Anadolu ruhu, Anadolu'nun mayası İslam, yani İslam. Yani Kur'an ve sünnetin aileye verdiği önem, aileye gösterdiği ihtimam, erkeğe ve kadına gösterdiği ihtimam, erkek kadın arasındaki münasebetlerdeki o sevgi ve saygıya dayalı kurallar. Kurallar son derece önemlidir. Yani kuralın olmadığı yerde bir şey olmaz. Yani
Üstünlük kadın ya da erkek olmakta değil. Zenci ya da beyaz olmakta değil. Uzun boylu ya da kısa boylu olmakta değil. Üstünlük takvada. Üstünlük takvada. Kulluk bilincinde hangisi öndeyse kadın erkek fark etmiyor. O üstün tutuluyor. Bakın ne kadar güzel bir ölçü. Başka ne gibi bir ölçü olacak? Efendim kim daha çok okumuşsa, kimin daha çok parası varsa, kimin daha çok makamı varsa, kimin kariyeri falan bilmem de bunlar mı olsun ölçü? Yani ya da ne bileyim işte ya öyle şeyler gördük ki hani adam mesela işte karısının güzelliğiyle övünüyor. Ya da işte kadın adamın güzelliğiyle övünüyor vesaire. Hani bu mu olsun? Bu mu? Hani dışarıya böyle hani şey midir? İnsanlar biblo mudur? İşte hani gösterelim vesaire. Dolayısıyla ölçünün bu olması lazım. Ölçü bu değil. Bu ölçüyü biz takmıyoruz. Bu ölçüyü önemsemiyoruz. Bizim kendi ölçülerimiz var. Nedir bu ölçüleriniz? Ne ölçüleriniz? Efendim işte Batı'dan aldık bunu. Ya Batı kadını mutlu mu zannediyorsunuz? Ben Almanya doğumluyum. Ve yani hem gazetecilik hayatım boyunca hem de ailemizin gurbetçi bir aile olması dolayısıyla işte oraları çok iyi biliyorum. Oradaki zaten bizim buradan giden vatandaşlarımızın önemli bir bölümünün aileleri parçalanmıştır. Ve Batı'da da aile diye bir şey ya yani kalmışsa bile çok az kalmıştır. Hani neden bahsediyorsunuz? Ailenin olmadığı yerde neden bahsediyorsunuz? Hangi mutluluktan bahsediyorsunuz? Şimdi mesela Hollanda'da uyuşturucu bağımlılığı o kadar fazla ki. Şimdi hem kızlarda hem erkeklerde hem kadınlarda hem erkeklerde uyuşturucu bağımlılığı çok fazla. Ne olacak yani insan uyuşturucu aldıktan sonra damarlarında zehir dolaştıktan sonra onun ne huzuru olur, ne ailesi olur, ne yaşantısı olur, ne bilmem nesi olur. Efendim çocuk sahibi olmak istemeyen insanlar vesaire bu toplumdan neye gelir? Zaten onlar da başlarının ne kadar belada olduğunu, ne kadar büyük sıkıntıda olduğunu biliyorlar. Şimdi aklımızı başımıza alalım. Bakın feministlerin de erkekistlerin de maçoların da efendim kadın erkek üzerinden toplumu bölmek isteyenlerin de oyununa gelmeyelim. Hani İstanbul Sözleşmesi ile 6284 ile ilgili çok şeyler söylemek istiyorum. Hani rakamlar bile verilmiş. Hatta feministler bir paylaşımını gördüm bugün. Feminist takımının. Diyor ki İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandığı 6284'ün gündeme geldiği 2011 senesinde kadın cinayetleri çok daha azdı diye istatistikte paylaşmışlar. Yani gittikçe artıyor. Onlar da görüyor bunu. Onlar da görüyor. En başta söyledik ya geleneği tamamen elinin tersiyle itiyorsun. Yani İstanbul Sözleşmesi bu demek. Bakın İstanbul Sözleşmesi'nin özeti şu. İstanbul Sözleşmesi'nin özünün özü şu. Diyor ki orada çok açık bir şekilde çok yani hiç böyle şeyi alın metni okuyun. Yani din işte dinden gelenen gelenekten gelen vesaire hepsinin kökünün kazınması. Kökünün hayır böyle değil. Yani evet din adına ortaya konulan geleneksel şeyler var. Onları ayıklamak kolay ama şuna var mısın? Var mısınız? Hani bu İslam'a karşı değildir deniyorsa var mısınız? Ayet hükmü kısasta hayat vardır sizin için, akledenler için. Peki bu ayet hükmünün hani kadının da erkeğin de mutluluğu için uygulanmasına tabii bizi çünkü yani en iyi bilen yaratandır. Anadolu'da Müslümandır. Böyle bir şey var mısınız? Efendim yok işte vesaire şuna aykırı buna aykırı ona aykırı buna aykırıysa zaten karşılaşılacak olan budur. Bırakınız yapsınlar bırakınız etsinler. O oldu tamam. Bırakınız içsinler bırakınız yani sınlar falan. Sonra efendim şey yapmaya çalışın. Günlük haberler üzerinden efendim kadın cinayetleri üzerinden çözüm bulmaya çalışın. Böyle çözüm bulamazsınız. Böyle çözüm bulamazsınız. Ya Allah'a kul olacaksınız ya kullara kul olacaksınız. Kulların yaptıklarına kul olacaksınız. Bu böyle değil. Bu böyle değil. Nasıl? Nasıl? İşte böyle. İşte böyle. Efendim 6284'te değil, İstanbul Sözleşmesi'nde değil vesaire değil. Daha güzelini yapın, daha çağdaşını yapın. Hep bir araya gelin, birlikte olun, oturun. Bakın zaten İstanbul Sözleşmesi konusunda bir ittifak var. Yani AK Parti getirdi bunu. HDP destek veriyor, CHP destek veriyor, İyi Parti destek veriyor vesaire. Yani destek vermeyen çok az.
muhalefet bloğu destek veriyor AK Parti'ye. Çok az konuda destek. Hani hatırladığınız kaç tanedir bilmiyorum. İşte içinde bunlar da var. Destek veriyor. Yani bunu iyi yaptınız diyor. Bakın diyor. İyi yaptınız diyor. Yani memleketi mahvettiniz diyorlar. Her türlü hakaret ediyorlar vesaire. Ama diyorlar bunu iyi yaptınız. İstanbul Sözleşmesi'ni iyi yaptınız. 6.284'ü iyi yaptınız. Nedir onlar için iyi olan? Vallahi bilmiyorum. Yani HDP İstanbul Sözleşmesi'ni destekliyor. HDP 6.284'ü destekliyor. Yani Kandil'de kadına şiddet meselesi ne durumda acaba? Oradaki durumlar biliyorsunuz, biliyorsunuz. Diyarbakır'da anneler evlatlarını istiyorlar. O kadınlar şiddet görmüyor mu? Şiddetin en büyüğü. Neredesiniz feministler? Diyarbakır'da HDP'nin önünde eylem yapan kadınların yanında yoksunuz. Niye yoksunuz? Hani derdiniz kadına şiddetti? Heh, değil mi dostlar? Hadi uzatmayalım daha fazla. Durumlar bu. Siz olun. Feministlerin de erkekistlerin de oyunlarına gelmeyin dostlar. Ve Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.